izliyorsanız ya beni gerçekten seviyorsunuz ya da yeni bir hayata, üniversite hayatına başlıyorsunuz demektir. Size Hacettepe'deki odamı göstereceğim. Bu gerçekten küçük bir kısa bir video olacak açıkçası. Çünkü benim de artık çıkmam gerekiyor. Toparlanıyorum. Normalde ilk başta insanlar yurtlarına girdikleri zaman bu videoyu çekerler. Ben çıkarken çekiyorum. Mükemmel. Hacettepe kampüsü, daha doğrusu Hacettepe'nin Beytepe kampüsü çok büyük bir kampüs. Bu kampüsün içerisinde bir devlet yurdu. Hacettepe'nin kendine ait devlet yurtları ve özel yurtlar bulunuyor. Ben tam kampüs merkezinde olmasa da kampüsün içerisinde olan bir devlet yurdunda kalıyordum. Burası benim dolabım. Size bir adet dolap veriliyor. Buradaki dolap bayağı büyük bence. Diğer yurtlara göre bence bayağı büyük bir dolabı var. İki tane çekmecesi var. Sadece biri kilitleniyor. Üst taraf kilitleniyor. Alt taraf kilitlenmiyor. Oralara genelde ben ayakkabı, pijama falan koyuyordum. Ama önemli şeylerinizi kesinlikle yine de kilitli alana koymanızı tavsiye ederim. Bu hangi dolabı, hangi yatağı ve hangi masayı alacağınızı ilk size girişte bir numara veriliyor. Ve ona göre yerleşiyorsunuz. Örnek veriyorum, bana 4 verilmişti. Ben bu yatakta yatıyordum. Aşağısı kaç numaraymış? 3 numaraymış. Aynı şekilde yine 4 numaralı masada kalıyordum. Büyüklük olarak gösterecek olursam böyle bir oda aslında. Böyle bir dağ manzarası var. Hacettepe dağı olduğu için. Burası banyo. Bizim odamızın içerisinde bu dolap bence çok güzel bir dolap. Şöyle göstereyim. Hatta boş kısmı göstereyim. Orası daha temiz. Bu şekilde. Herkese yaklaşık 1-2 tane raf düşüyor. Islık var. Burada da deterjanlarınızı, şeyinizi koyabileceğiniz bir yer var. Aynı şekilde duş da gayet temiz, gayet güzel bence. Ve tabii lavabo var. Ayakkabılarınızı koyabilmeniz için bu şekilde dolaplar var. Bunları ortaklaşa ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 6 alıyorum. 6 pek kimse almıyor. O yüzden tek başıma bütün ayakkabılık yerini kaplıyorum. Şöyle girişte gösterecek olursam odaya bu şekilde giriyoruz. Bunlar benim gidecek olan eşyalarım. Nasıl gidecekler bilmiyorum. Bu şekilde. Tavanımız biraz garip. Böyle. Aslında çok fazla insan bu tavanı garipsiyor ama bana gerçekten böyle bilmiyorum modern güzel bir hava katıyor. Yani kendimi hiç buradayken böyle basık depo gibi bir yerde kalacağımı hissetmedim. Bazı insanlar bana öyle yazıyor, o tavanın haline falan gibisinde. Bence güzel. Şurada bir tane alarm var. Bu alarm bazen ötüyor. Odada işte sigara içen olursa veya ne bileyim farklı zamanlarda ötüyor ve gerçekten iğrenç bir ses çıkartıyor. Çok sık, çok seri. Hani böyle genelde zaten gereksiz kullanımda ötüyor. Ben ilk sınıftayken bu tarafta yatıyordum. Başka bir odanın bu yatağında yatıyordum. Ve ben gece uyurken 2'de bu çalmaya başladı. O kadar yakın, o kadar sesli ki ve uykumdan bu şekilde uyandım. Gerçekten kötüydü. Lütfen odanızda sigara içmeyin. Aşağıda içebilirsiniz. Buna kızmıyorlar çünkü. Odada tabii buzdolabı da var. Bayağı küçük bir buzdolabı ama şöyle çömelerek hatta kullanıyoruz bunu. Rafları bu şekilde. Buzluk çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Dondurma falan zaten koymayın diyor. Dondurmayı, buzlu falan asla kurutmuyor. Niye var o zaman? Asla dondurmuyor. Niye var o zaman bilmiyorum. Şöyle. Yeterli oluyor ya. Genelde böyle rafları falan hayali bir dörde bölüyoruz. Herkes zaten eğer bilinçli insanlar varsa yani odanızı da ayarlıyorlar. Getirdiğiniz yiyecek eşyaları koymak için de burayı kullanıyoruz. Burası da yeterli oluyor genel olarak, genel anlamda. Yurt bu şekilde. Ama ben artık gidiyorum.